Evet, tüm hızımızla devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı, hoş Hoş geldiniz. bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok güzel burada olmak, sizinle olmak. Onun için gayet iyiyim. Bugün de İstanbul birazcık böyle gri gri. Siz de Evet, güzel evet. tanışmamış geldiniz, Çok baharı teşekkür getirdiniz ediyorum, çok sağ ol. stüdyoya. Sizi tanımayanlar için isterseniz kısaca böyle bir kendinizi tanıtın, ondan sonra acayip merakla beklediğim bir konumuz var. Sosyal Tamam. medya üzerine konuşacağız. Çocuklara olan etkisi üzerine konuşacağız ama önce sizi bir tanıyalım istiyorum. Memnuniyetle. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyesiyim. Hem akademisyen olarak medya ile ilgim devam ediyor. Çocuk ve medya üzerinde daha çok çalışıyorum. Sosyal medya, iletişim etiği gibi alanlarda da araştırmalarım var. Çocuk kitapları üzerine bir kitabım var, bir inceleme kitabım. Aynı zamanda anne olarak da medyanın içindeyiz ve sürekli gözlem yapıyoruz. Ay Üç ne çocuk güzel. annesiyim. Öyle mi? Maşallah, Teşekkür maşallah. ediyorum. Aynı zamanda farklı üç kuşakla bir arada yaşadığımı da hissediyorum. Nasıl Çünkü yaş aralıkları? bir tanesi üniversitede, birisi ortaokulda, birisi de 5,5 yaşında. Oy, beş buçuk Dolayısıyla yaşındaki. evet, hepsiyle farklı farklı gözlemler yapma medya alanında en azından hem akademik çalışırken onları da gözlemleyerek daha pratiğini de görme imkanına Evet, sahip bugün oluyoruz. sosyal medya üzerine Evet. konuşacağız. Yani öyle bir hal aldı ki artık sosyal medya hepimizin telefonlarında, artık hani bilgisayardan da bağlanma gereği duymuyoruz. Evet, Hemen evet. her an yanımızda, her an hayatımızın içinde, ama özel olarak bugün sosyal medyadaki çocuk etkinliği üzerinde konuşacağız. Yani nasıl bu kadar sosyal medya bu Evet. kadar çocukları içine bu kadar çekebildi? Ne Evet, düşünüyorsunuz aslında bu iki konuyla yönlü bir ilgili? konu. Hem çocukların kullanımı noktası var bu Evet. sorunuzla ilgili. Hem de anne babaların çocuklarını paylaşımıyla ilgili sorunlar Aa, söz değil mi? Doğru, konusu. orası Tabii da iki var yönlü yani. bir boy, iki boyutlu. Hatta kullanım mecralarına göre bakarsak aslında çok boyutlu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dijital oyunlar meselesi var, işte görünür olma meselesi var, bunların bağımlılık boyutu var. Dolayısıyla aslında gerçekten derin bir mesele. Anne babalar olarak da biraz sanki üzerinde çok fazla durmadığımız bir mesele. O zaman önce anne babalar olarak Tamam. sosyal medyada hepimiz olduğumuz gibi davranıyor muyuz? Sosyal medyada çocuklarımızı paylaşırken aslında bazı şeyleri gözden kaçırıyor muyuz? Önce bunları konuşalım. Öncelikle sosyal medya yapısı itibariyle çok farklı kimliklerimizle içinde bulunduğumuz bir alan. Yani normalde kendi rutin hayatımızda nasıl bir insansak, nasıl Türk dizilerini izlerken ya da yabancı dizileri izlerken oradaki kahramanlara, karakterlere özeniriz, onlar gibi olma ihtiyacı hissederiz. Sosyal medyada da bize buna imkan tanıyan bir özelliği var. Çünkü orada farklı hayatlar, farklı hikayeler yaratabiliyoruz kendimizle ilgili. Dijital mecralarda aslında kendi dijital hikayemizi yazabiliyoruz da diyebiliriz buna. Kendimizi farklı olarak Hem gösteriyoruz, değil mi? öyle hem de aslında olmak istediğimiz kişiler gibiyiz orada diyebiliriz. O Hem yüzden. takip ettiğimiz kişiler anlamında bunu düşünebiliriz. Hem de hayatımızın gerçekten ilgi çekici, aslında güzel olan kısımlarını daha çok görünür hale getirip çok fazla belki paylaşıma uygun olmadığını düşündüğümüz diğer negatif bazı kısımları ya da sıradan bazı kısımları da göz ardı ediyoruz ya da halının altına süpürmeyi tercih Süpürüyoruz. edebiliyoruz. Dolayısıyla aslında gerçek hayatla çok ciddi bir sanal ortam farklılık gösteriyor. Kendi kullanımımızla ilgili bunu söyleyebiliriz. Doğru. Bir gün benim bir takipçim bana şey diye mesaj atmıştı. Hayat size güzel. Oysa ki ağlarken story Evet. atmıyoruz, Evet. ağlarken post Evet. koymuyoruz. Ama tabii ki biz de gün içerisinde birçok problemle karşılaşıyoruz. Tabii ki. Ama tabii ki orada hep güzel taraflarını Evet, gösteriyoruz. Güzel siz de giyiniyoruz, haklısınız. fotoğraf koyuyoruz, tatile gidiyoruz, çekiyoruz. Bu bizimle ilgili olan kısım. Evet, biz Evet. kendimizi orada dijital bir, gerçekten dünyada ayrı bir karakter Tabii. çiziyoruz. Peki çocuklarımızla ilgili. Evet. Bugün Instagram'da, Twitter'da, sosyal medyada çocuklarımızın etkinliğiyle ilgili. Yani Evet. ben mesela çocuğumun yüzünü paylaşmıyorum diye çok fazla tepki alıyorum. Bence çok doğru bir şey Ben nazar yapıyorsunuz. değmesin diye Evet, paylaşmıyorum, evet. ama peki olayın bir de başka boyutu Tabii var. tabii. Ne yazık ki bu noktada çok sizin kadar hassasiyet sahibi ailelerin sayısı belki bizim bildiklerimiz ya da çok yüksek derecede değil. Ya da biz sosyal medyayı aslında biraz fazla masum görüyoruz diyebiliriz. İletişim fakültelerinde aslında konuşulan çok fazla medya okuryazarlığı diye bir kavram vardır. Belki Evet. bunun biraz daha günümüzde fazlaca konuşulması, yani medyaya biraz daha eleştirel bakmayla ilgili farkındalık geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Onların işte her anını paylaşmak, sevdiklerimize göstermek istiyoruz. Bu belki haklı bir istek. Çünkü insanın aslında varlığından getirdiği bir hissiyat var. Kendini göstermek istiyor, Evet. beğeni almak istiyor, fark edilmek istiyor. Sosyal
medya mecraları da işte bunu kolaylaştırıyor ve pratik hayatta çok fazla anında insana ulaşabilme imkanı veriyor. Dolayısıyla bu mecralara da tabii günümüzde sıklıkla, yoğunlukla kullandığımız için ister istemez evlatlarımızın, çocuklarımızın güvenlik kaygısını çok fazla göz ardı ederek her hallerini paylaşıyoruz. Evet, örneğin banyoda, işte bezini takarken, işte veya her türlü ortamda bunların çocuklarımızın, her yaşta çocuğumuzun aslında görselini paylaşmakla onları büyük bir tehlikeye aslında bir yandan attığımızın farkına varmamız lazım. Avrupa'da, İtalya'da, Avusturya'da artık ergenlik dönemindeki çocuklar geçmişte ailelerinin paylaştığı fotoğraflarla ilgili onlara dava açmaya başladı. Öyle mi? Böyle örnekler bu var. Çok ilgi çekici. Ülkemizde de başlar mı acaba? Ülkemizde de yavaş yavaş başlayacağını düşünüyorum ben. Çünkü geçtiğimiz yıllarda blogger bir anneyle ilgili böyle bir boşanma davası sırasında velayetin babaya verilmesi sırf bu sebeple öyle çok mi? Fazla görüntülerini paylaştığı için çocuklarının mahkeme tarafından babaya verilmişti velayet ve anne de kendini savunmak için ama o da paylaşıyordu falan gibi bir açıklamada bulunmuştu. Demek ki aslında çocuklarımızın burada tabii rızası olmadan, onlar tabii bu konunun çok daha hayati bir mevzu olduğunu farkında değiller ve güvenliklerini aslında tehlikeye attığının belki elbette ki farkında değiller. O nedenle aslında onların gelecekte utanacakları, hiç belki razı olmayacakları pek çok fotoğrafı, görseli hani düşünerek, düşünmeksizin sıklıkla paylaşmanın çok anlamlı olmadığını, çok güvenli de olmadığını ve çocuklarımızı bir anlamda sıkıntıya sokabileceğimizi gelecekte düşünerek paylaşım yapmamız lazım. Bir de biliyorsunuz negatif şeyler çok fazla internet üzerinde ulaşılabilirlik, evet, erişilebilirlik çok fazla. Örneğin pedofili, bu cinsel cinsel sapkınlık diyebileceğimiz pedofili vakalarının da çok fazla çocuk görselleri üzerinden ilerlediğini de görüyoruz günümüzde. O anlamda da burada çok daha işte sizin yaptığınız gibi çok daha çocukların yüzünün görünmemesi, mümkünse çok fazla mahrem, özel şeylerin paylaşılmaması yoluna gitmek lazım diye düşünüyorum. O noktada bir bilinçlenmeye ihtiyaç var. Şimdi burada anne baba evet hani kendi paylaşımları için bunu yönetebilir. Ama bir de şu da var. Bugün yeni doğmuş bebeğe sosyal medya hesabı açanlar var. Evet, evet, aynen öyle. Ya var mı mesela sizin küçük kızınızın sosyal medyası? Şöyle, tabii derken bu konular gerçekten benim de çok dikkatimi çeken noktalar. Şimdi ultrason görüntüleriyle bile başlayan ya da popüler isimlerin, işte dizi oyuncularının, toplumun önündeki isimlerin kendi evliliklerinin ne kadar göz önünde olduğunu, ne kadar hayran kitlelerine ulaşmak için kullanılabilir olduğunu, aslında mahremiyetin hiçe sayıldığını orada görüyoruz. Elbette ki onların kendi hayran kitleleri için çocuklarının da daha doğmadan işte bilmem kimin babası, bilmem kimin annesi hesabıyla belki ismi daha belirlenmeden ultrason resmiyle paylaşımlar başlıyor. Benim kızım tabii 3 çocuk annesiyim. En küçük de Ceyda 5,5 yaşında. Allah onun, bağışlasın. Ben de çok fazla teşekkür ediyorum görüntüsünü paylaşmayı. Hem bu alanda çalıştığım için elbette ki doğru bulmuyorum. Kendisinde bir sosyal hesabı, sosyal medya hesabı yok. Ancak tabii ki okullarda falan şu an şeyleri görüyoruz. Çok daha bilinçli olun. Örneğin kızımın gittiği anaokulunda velilerden artık kızınızın işte kendi sosyal medya hesaplarımızda ya da web sitemizde okuldaki etkinlikler sırasında çekilen fotoğraflarını paylaşabilir miyiz işte gibi ailelerden izin çok alınarak bu tip kararların artık ailelere sorulduğu ve bu noktada bir önem ve ciddiyetinin farkına varıldığını görüyoruz. Ama bunun artması gerektiğini de altını çizerek söylememiz lazım. Evet, yani sosyal medyayı her zaman için iyi yönleriyle değil aslında daha büyük olarak negatif taraflarını da görmemiz gerekiyor. Peki daha güvenli bir sosyal medya kullanımı nasıl olabilir sizce? Öncelikle bizim şöyle bir yaptığımız şey var. Sosyal medyanın gene kendi aslında kullanım doğal kullanım şeyinden, motivasyonundan diyelim kaynaklanan bir şey. Bazı haberleri linç kültürünün de etkisiyle ve o kalabalığa dahil olma hissinin, güdüsünün etkisiyle hiç sorgulamaksızın ve normalde yüz yüze sizinle mesela yeni tanıştığımız insanlarla o ihtimamı, özeni gösterebilecekken sosyal medyada hem anonim kimlikler olarak yani belirsiz kimlikler olarak bulunduğumuz için hem de karşımızdakileri gerçek insan gibi düşünmüyoruz. Yani onlar hani sanal hayattaki bir kimlik gibi algıladığımız için hem linç kültürünün çok fazla arttığını görüyoruz hem negatif nefret söylemlerinin çok fazla arttığını görüyoruz. Bu sebeple gerçekten bir paylaşım yaparken, retweet yaparken ya da topluluğun aslında negatif söylemine katılırken bir kere daha şöyle durup sakince bir düşünmek lazım. Gerçekten bu haberde söylenenler acaba ne kadar doğru? Ya da ben bunu farklı kaynaklardan acaba doğrulayabilir miyim? Ya da bir süre bekleyip belki hemen o kalabalığın işte motivasyonuna tabiri caizse gazına gelmeden bir bekleyip haberin teyit edilmesini, farklı kaynaklardan onunla ilgili neler söylendiğine bakabilirsek o bizi
kendimizi biraz daha güvenli bir internet kullanımıyla ilgili, güvenli hareket etmekle ilgili ve etik davranmakla ilgili sanıyorum rahatlatacak bir hareket olacaktır. Bunun dışında şu çok önemli. İnternet üzerine, siz de bilgisayar mühendisisiniz, evet, çok daha iyi biliyorsunuz. İnternet üzerinde paylaştığımız hiçbir şey hiçbir zaman yok olmuyor. Yani biliyorsunuz kalıyor. Geçmişte bu 2-3 hafta kadar ya da 1 ay kadar önce bir YouTuber annenin çocuğuna hakaretvari bir şekilde bağırması. Kurabiye yaparken, evet, ne yazık ki izlemiştim ben de. Çok acı bir gerçekliği sunuyordu bize. Oradaki hesap paylaşımında aslında çocuğunun ismini açtığı bir paylaşımın takipçiler tarafından hani çok mutlu anne, işte çok iyi bir ilişki gibi belki çok özenilerek izlendiği bir hesabın sonrasında kesilmesi unutulan bir kısmında annenin ne kadar kızına bağıra çağıra işte o kurabiyenin ucundan ya yediği için hakaretvari sözler söylediğini gördük. Demek ki hani aslında orası tam bir gerçekliği yansıtmıyor. Bizler hani takipçiler olarak ya da içerik üreten aynı zamanda insanlar olarak bunun bilincinde, bunun farkında olarak biraz daha sosyal medyaya yaklaşmalıyız. Yüz yüze iletişimdeki o takındığımız güven, önem, özen, karşımızdaki kişiyle kurduğumuz o diyaloğu, evet, sosyal medyaya belki o şekilde taşıyamasak bile oradakilerin de gerçekten insan olduğunu ve onların da hakkının, hukukunun ve bir etik, aramızdaki ilişkide bir etik olduğunu da düşünerek herhalde hareketlerimizde biraz daha bu şekilde yaklaşmamız lazım. İnternet üzerinde hiçbir görselin, hiçbir şeyin kaybedilmediğini, sürekli orada kalıcı olduğunu da vurgulamamın sebebi şu: unutulma hakkı diye bir gerçek var. Ve bu unutulma hakkı, bir zaman sonra belki pişman olacağımız bir görselimizi paylaştık. İnsanlar belli bir süre sonra, evet, unutacak, daha olgunlaşıyorlar, daha farklı bir belki gerçekliğe doğru gidiyorlar ve artık o görselin orada kalmasını istemiyor. Ama sosyal medya mecralarında bunlar sürekli aslında karşınıza çıkabiliyor. Dolayısıyla hani sonradan pişman olabileceğiniz bir paylaşımı yapmamak adına birden fazla düşünmek lazım diyorum. Biraz daha temkinli gitmemiz gerekiyor. Direkt çekip hemen, bence de, atmamak çok daha soğukkanlı olalım. Hem diğer haberlerle ilgili paylaşımlarda inanmadan önce ya da paylaşıp gerçekten de o dolaşım ana biz de ulaşmadan önce biraz daha soğukkanlı olarak düşünüp hareket etmekte fayda var diyebiliriz en temel noktalarıyla. Çok teşekkürler Kübra Hanım, verdiğiniz bilgiler gerçekten çok keyifliydi. Çok umarım izleyicilerimiz için de faydalı bir sizinle yayın olmuştur. Sizinle olmak çok güzeldi. Aynı şekilde, çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum.